Efendim dünyanın en büyük turizm fuarında, daha doğrusu turizm borsasında turlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve şu anda yanımızda Oscar Otel Direktörü Sayın Hüseyin Oscar var. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, gayet iyi. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazı bağlantılarımız var, onlarla ilgili buradayız. Verim almaya başladığımıza inanıyorum. İnşallah Almanya'da. İstanbul, İngiltere derken şimdi de evet. Berlin'deyiz. Evet. Peki, bu son 3 fuarı değerlendirdiğimiz zaman, evet. Bu sonuncuyla daha önceki fuarları değerlendirdiğimiz zamanın aradaki fark nedir? Bir şeyler oluyor mu? Oluyor çünkü Almanya bizim için gerçi daha önce denenmiş ve başarılmış bir piyasa. Fakat ondan sonra devamı gelmemiş. Biz tekrardan bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü iki piyasayla bu işlerin dönmesi mümkün değildir. Her zaman elimizde bir alternatif piyasa olması şarttır. Almanya daha önce denendiği için tekrardan buradayız. Bazı bağlantılarımız var, onlarla görüşmeler yapıyoruz. Şu anda olumlu cevaplar alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda, özellikle Kasım ayından itibaren 2008 yılına belli grup bağlantılarımız oldu. 2008 yılında da Almanların Kıbrıs'a daha yoğun olacağına inanıyoruz. Efendim bir de bu sene bakanlığımız bir teşvik koydu. Yani her yolcuya, tur operatörleri her yolcu için 50 euro teşviğini koydu. Evet, bu teşvik için siz ne diyeceksiniz? Vallahi bence doğrusunu yaptılar. Bu tur operatörlerine veriliyor biliyorsunuz. Gerçi bazı kesimler uçaklara falan verilmesini istiyorlar. Evet, ulaşıma veya tüketiciye dediler. Evet, ama bence tur operatörüne verilmesi en doğrusudur. Çünkü satışı yapan onlardır, programı yapan onlardır. Bunu kendileri hesaplayıp o zaman fiyatlarından düşebiliyorlar. O zaman daha fazla turist teşvik edebileceğimize inanıyorum. Efendim bakanlık, birçok bakan gördünüz, bakanlıklar geçirdiniz. Evet. Çünkü yıllardır siz de turizmin içindesiniz. Bu şu andaki bakanlık, sizce geçmiş bakanlıklarla, yani bu teşvik olsun veya işte diğer çalışmalar olsun, kıyasladığınız zaman neler görüyorsunuz? Şunu söyleyeyim, şimdi tabii ki daha yeni bir bakanlık. Sayın Bakanımız da bu işe yeni başladı. Yalnız özverili olarak bizleri dinliyor, bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisiyle birlikte iyi verimler alacağımıza inanıyorum. Yani olumlu bir gidişatı var diyorsunuz. Var, bence çok olumlu. Çünkü tamamen yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dertlerimizi dinliyorlar, bunlarla uğraşıyorlar. Bence olumlu olacağına inanıyorum. Peki efendim ulaşım konusunda neler söyleyeceksiniz? En büyük sorunumuz zaten ulaşım. Ulaşım olmazsa memlekete turist gelmesi mümkün değil. Sizce neden ulaşımda sorunlar yaşıyor? Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları ile bakanlık arasında yıllarca hep kopukluklar gördük. Evet. Bu yıl yine aynı şeyi görüyoruz biz. Siz de böyle görüyorsunuz. Evet, doğrudur. Maalesef Kıbrıs Türk Hava Yolları bence risk almak istemiyor. Risk almazsanız da hiçbir şey kazanamazsınız. Risk olması şarttır. Yeni destinasyonların açılması şarttır. İki piyasayla bu işler olmaz. Kıbrıs Türk Hava Yolları İngiltere gibi Almanya'da düzenli seferler yaparsa niye İngiltere'de yakaladığımız potansiyeli Almanya'dan da yakalayamayalım? Yani bu şart bence. Önemli olan riskleri alabilmek. Tabii ki akıllı riskler alınması lazım. Bence Almanya'da akıllı risklerden bir tanesidir. Peki teşvik yapılsa bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları'na, yani ulaşıma teşvik yapılsa doğru olmaz mı sizce? Bence doğru olur. Ona da yapılsın değil Ona mi? Ona da yapılsın. Bence doğru olur. Hatta şu anda bildiğiniz gibi Kıbrıs'a yeni bir acente giriyor. Bunlar bir kapalı grup yakaladılar ve yaklaşık işte pazartesinden itibaren bir 12 bin kişi Magosa bölgesine Haziran'a kadar inecek. Bunu bir özel firmayla, yani Pegasus'la yapıldı. Verimi alınıyor şu anda. Demek ki risk alınabiliyorsa her şey yapılabiliyor. Efendim şu anda biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istantındayız. Bu bölge bizim istantımız, bizim insanımız. Evet. Ancak gözüme batan bir şey vardır, eksiklik görüyorum burada. Evet. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı görmedim. Doğrudur. Maalesef kendileri burada değil ama aldığım bilgiye göre burada olacaklar. Yani gönülsüz mü geliyorlar? Yani şimdi maalesef bir fuara katılacak olan bir şirket bir gün sonra mı gelir? Maalesef burada olmaları lazım. Gerekirdi yani. Bugün yani birkaç gün önceden gelip burada bağlantı da kurmaları gerekirdi. Gerekirdi ve acenteler şu anda burada soruyorlar. Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları nerede diye. Biz de geleceklerini iletiyoruz. Ama burada olsalardı daha ciddi olacağına inanırım. Evet. Yani bu da bizi üzüyor. Üzüyor tabii. Bu fuarın en çirkin tarafı da bu, bizim için bu. Evet, şu anda bu. Yani inşallah onlar da gelir, geç de olsalar gelsinler ama inşallah. Yani gönülsüz de gelmesinler diyorum. Maalesef işte yani burada olmaları şarttı. Kendilerinin bir şeyler yapmaları lazım. Yani Kıbrıs için, turizm için eğer hava yolları belli riskleri alırsa, belli ülkelere girerse bence çok kolay olur.
Son olarak şunu sorayım efendim. 2006'dan daha iyi olacağını görüyoruz 2007 yılının. 2008'in çok parlak geçeceğini söyleyebilir miyiz? Vallahi şu anda zaten 2008 için belli acentelerle görüştük, belli kontratlar yaptık. 2007'den daha parlak olacak gibi görünüyor. Peki efendim, size kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi otelcilerle de konuşuyoruz. Burada bu standın önünde otelcilerle de konuşuyoruz. Bu yıl oteliciler de turizmde parlak bir yıl geçireceklerini söylüyorlar. 2007 yılının 2006 yılından daha iyi olacağını söylüyorlar. Tabii ki 2008 yılının daha da iyi olacağını söylüyorlar. Az önce Sayın Oscar'la konuştuk. Sayın Oscar teşvik priminin tur operatörlerine verilmesinden yana olduğunu söyledi. Hatta ulaşıma da teşvik verilmesini söylüyor.